Türkiye'de davası olmayan belediye başkanı sayısı bana göre hele Cumhuriyet Halk Parti'de hiç yoktur. Muhalif çünkü belediyelere karşı, belediye başkanlarına karşı iktidarın böyle bir yaptırımı mevcut. Bunu herkes biliyor. Yani bizim Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin üstünden müfettişlerin baskısı eksik olmuyor. Dolayısıyla dava açılıyor. Bu yerel yöneticilikte çok sık rastlanan bir durum olmamakla birlikte bu dönem bunu yaşıyoruz. Dolayısıyla her belediye başkanının davası var. O zaman her davası olan belediye başkanını uzaklaştıracaklar mı? Yani bu aslında bir, şunu söyleyeyim, gasp. Bunun adı başka bir şey değil. Bu bir siyasi dava. Hukuki bir dava olmaktan çoktan çıktı. Adalet kurumu ne yazık ki burada doğru işlemiyor, işletilmiyor. Onu net olarak söyleyeyim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet, birçok belediye başkanının davası var. Makamda oturuyor. Hangi partide olduğu önemli değil. Ama diğer taraftan da Şırnak'ta iki tane Adalet ve Kalkınma Partili mevcut belediye başkanı haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı, ihaleye fesat karıştırmaktan suçlu bulunmuş, görevden alınsın diye mahkeme karar vermiş. Bunu görevden almıyor. Bunu nasıl açıklayacaklar peki? Ben haksızlığa ve buradaki eşitlik ilkesinden uzaklaşılmasına zaten verebileceğim en son şey şu. Bu artık vicdansızlık. Bunun adını ben başka bir şey koyamıyorum. Yani bana değil, Yalova halkına yazık, Yalova halkına günah. Onların siz iradesini, seçmen iradesini, Yalova halkının özgür iradesini aldınız. Kendi siyasi yaptırımınıza göre kullandınız, kullanmaya devam ediyorsunuz. Açık söylemek gerekirse çok da fazla geri adım atacaklarını düşünmüyorum. Bu mahkemede de normalde çoktan karar duruşması olması lazımdı. Çünkü bütün bilgiler, belgeler toplandı, tutuklu kimse kalmadı, bilirkişi raporları çıktı ki artık son bilirkişi raporundan sonraki ilk duruşma artık beraat vermeleri lazım. Ama mahkemeyi bitirecekler mi? Ben bitireceklerini de düşünmüyorum. Onu çünkü daha benden önceki belediye başkanlığı döneminde yapılan aynı zaten suç o zaman başlamış. Onunla ilgili davayı da birleştirdiler. Uzatacaklarını düşünüyorum. Ama yani orada kanun açık net bir hüküm koymadığı için 5393 sayılı belediye kanunu onu bir şekilde dayanak yaptılar. Ama bu ne hukuka sığıyor, ne vicdana sığıyor, ne adalete sığıyor, ne de hakka sığıyor. Dolayısıyla orada o büyük soru işareti davanın başından beri siyaset göbeğinde devam ediyor.